Abi oğlum, uzun uzun böyle bakarsam anamı beyin gücünle nişana gelmeye ikna ederim mi? Ne bu oğlum, neyin peşindesin? Anne öyle ya da böyle zaten sen o nişana geleceksin de. Dur bakalım nişan haftaya olur mu olmaz mı? Ay ağzından bal akıyor oğlum ya. Hayır canım, yani iki ayağımız bir pavuca girmesin diye yani. Anne, sana bir şey soracağım ya. Ay dur oğlum, vallahi nişan kız tarafına aittir. 5 kuruş para vermem. Başka da takı takmam ha. Yok o değil ya. Eski fotoğraflara baktım da merak ettim. Babam seni sever miydi? Ya sen nasıl davranırdı? Aile içinde böyle sözlü şiddet falan var mıydı? He, çok az vardı. Diyorsun. Babam bağırıp çağırır mıydı sana? Yok, ben ona sözlü şiddette bulunurdum bazen. O da korkardı benden yazık. Az pısırıktı. Ama çok da müsrifti oğlum ya. Ben öyle itip kalkmasam vallahi bu birikimi yapamazdık ha. Anladım. Peki biz eskiden çok mu fakirdik? Yani ben küçükken çok mu yokluk çektik? Tencere zor mu kaynıyordu? Yok, hep kendi evimizde oturduk. Hep de soframız dolu olurdu. Hatta mutfak masrafından arttırıp senede 2-3 tane bilezik yapardım ben kendime. Oh maşallah. Bir yokluk, bir kahır çekmedik diyorsun yani. Peki babaannem nasıldı? Yani kayınvaliden? Hatırlamıyorum oğlum. Kaynanamla ilgili hatıraları silmişim ben. Ha o kadar travmatikti diyorsun. Yok. Senede 2 kere gider bayramda el öperdik. Oğlum ne işi vardı burnumuzun dibinde? Her bayram 2 saat yeter. Peki anne sen gençliğinde hastalık geçirdin mi? Niye soruyorsun oğlum bunları? Kocaya mı vereceksin, işe mi alacaksın? Eskilerden laf açıldı, konuşuyoruz işte, ne var ya? Maşallah top gibiydim. Halen ta da öyleyim. Ara ara tansiyonum oluyor, şekerim oluyor, fıtığım oluyor, ayrı. Ara ara. İşime gelince. Nasıl? Beğendiniz mi tasarımlarımızı? Evet, çok beğendim. Coffee, tea or me? Bak. Sohbetler, şakalar, kızlara kikir demeler. Ne yapıyorsun sen? Koskoca patronsun. Yakışıyor mu sana biraz mesafe? Hey, bak kızlara kahve servisi yapıyor. Bana 1 kere kahve getirdim bugüne kadar. Bak. Bak sırıtmaya bak. Bak mutluluğa bak şimdiki. Bak. Bak ağza bak. Ağzı kapağımıya bak. Kızlar çekimin başlamasına bir 5 dakika var herhalde ya. Böyle güneşin altında durmasak mı? Evet, burada çok terliyorum. Makyajım akmasın. Ah canım. Ne yapalım o zaman, bir karanlığa doğru mu geçsek rahat bir yerlere arkaya? Çok iyi olur. Buyurun o zaman. Görünmüyor ki anam bak. Özellikle karanlığa geçti bak. Seni karanlıklar prensi seni. Seni küçük şeytan bak. Seni yerden bitme seni bak. Ne kadar yerden yukarı o kadar yerden aşağı bu adam, yemin ediyorum. Ne yapıyorlar, konuşuyorlar mı onunla? Ne koysaydım demiş. Hiçbir şey görünmüyor ki anam bey. Karanlıkta göremiyor. Ha sen dur bak sen. Sen dur bak. Ben seni bir belgeleyeyim de bak gör. Ben sana belgelerle, kanıtlarla geleceğim Cengiz bak. Hey, bak sen şuna bak sen. Bakacak nasıl flörtöz konuşmalar kızlarla bak. Aa nasıl bak. Hey, bak hiç ağız durmuyor bak, ağız hep açık. Bülbüle bak sen. Aa bak jestler, mimikler, muhabbet kuşuna bak sen. Hiç yakışıyor mu? Ayıp be. Bir saat koyuyorsun adam ya. Kızlar da çok güzel be, Allah kahretmesin. Gizem abla, Ne yapıyorsun sen karanlıkta öyle? Oğlum dışarıda çekimi yapılıyor şimdi. Ben burada ışık açarsam orada fon olarak ambiyansı değişir çekimin. Işık bu. Teknik bir şey anlatıyorum şimdi. Ben sana bu kadar birikimimi, yılların birikimini nasıl anlatayım? İyi tamam. Oldu. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. O zaman bir dakika bir şey soracağım. Bizim evin sigortaları nerede? Alt katta koridorda. Niye? Bir voltaj iniyor çıkıyor sürekli de galiba elektriklerde çok büyük bir arıza olacak. Öyle hissediyorum 6. hissimle. 6. his. Oğlum hadi senin arkadaşların bekliyor mu? Beklemiyor mu? Hadi git bir zamanında git. Bir yere de geç kalma. Hadi be oğlum bari eğlenceli zamanında git be. Ayıp denen. Hadi canım. Hadi bak hadi eğlenceler. Dikkat et kendine. Bay bay. Öptüm çok. Hadi. Koridorda orada. Tony Bey, sevgili çalışma arkadaşım. Sence sonbahar bizim için nasıl bir sezon olacak? Bilmem. İlkbahardan soğuk olur muhakkak. Yaşar Bey'e sırıttığın gibi sırıtıyorsun, hayırdır? Bu senin sahte sırıtışın. Ne dönüyor? İlayda, sana yalan söyleyemem. Akşam üzeri Stilz'de tekstilden de teklif geldi. Hayda. Ne bu ya? İzdiham mı var? Tony'de dumping. Gel vatandaş gel. Hayır, dumping de yok üstelik. Sizinle aynı ücreti teklif ettiler. İlahi varken Stilz'de tekstil. Gitmeyeceksin herhalde. Attan ele peşeye binmece. Hayır. Filden teklif gelmeseydi zaten attan inmeyi asla düşünmezdim. Fil mi? Fil tekstilde teklif yaptı. Çünkü en azılı rakibimiz. Özellikle yapıyorlar. Bize zarar vermek için. Gıcıklığına. Asla gitmem biliyorsun. Bebeğimsin. Ama sizin verdiğinizin 2 katı aylık teklif edince aklımı çeldiler. Ne? Para için mi rakibimize gidiyorsun? Annem çok hasta. Nesi var? Çok göbeği ve selüliti var. Soğuk lipoliz ve lenfdrenaj mesajı yaptıracak. 5000 TL gerekiyor. Sağlık için işte, ne yapalım? Tony, bunlar vücut bakımı. Bu yaşta kendine bakmazsa bakımsızlıktan ölür bu kadıncağız. Ya selülit hastalık mı ya? Tabii hastalık. İstersen internetten araştır. Kız aynısı bende de var. Bak ırsi işte. Benim tedavim için de 5000 TL gerekli. Ne ettim? Ya Allah'ım. Filin şartları neyse ben de onları veriyorum. Filin dişlerini söküp fil dişi vaza yapacağım. Ay inanmıyorum maşallah bana. Kapanın elinde kalacağım. Ay Allah'ım inşallah nazar değmez Allah'ım. Kararın ne Tone? Bu akşam bir üzerine yatayım. Sellitlerin mi? Bu çok kıracağım ha. Onu da yapmazsam içimde kalırdı.